Bugünkü yolculuğumuz Tokat Reşadiye Demircili kasabasına. Değerli Reşat kardeşim de bana bu yolculukta eşlik ediyor. Bizleri yalnız bırakmadığı için kendisine teşekkür ediyorum. Reşat'ım sağ olasın, var olasın. Abiciğim biz teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz her sene bir iki gün geziyoruz sen de köyde. Ne güzel. Bu sene de kısmet oldu. Bu sene de kısmet oldu. Yine geziyoruz. Evet. Nice gezmeler o zaman abi. Sevda yolu, sevda yolu. Dikenlerle taşla dolu. Senle kavuşalım derken. Tokat Reşadiye Demirciliği kasabasındayız. Değerli belediye başkanımızı ziyaret ettik. Mustafa Şahin Başkanım sağ olsun bizimle yakından ilgilendi. İlgi alakasına öncelikle teşekkür ediyoruz. Yine güzel çalışmalar var burada. Çalışmalarından da kendisi bahsetti bize. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Öncelikle hoş geldin sevgili kardeşim. Şeref verdin. Gerçekten bizi çok mutlu ettin. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Biz bu seçimleri 4 ay oldu. 4 ay içerisinde çok büyük projelere imza attık. Evet, çaylarımıza geldi. Evet, çaylarımıza şimdi. Başkanım güzel projeler var. Bize bahsetti az önce. Kendisine zaten bu yakışır. Eyvallah. Tabii bizim siyasi geçmişimiz Bahçelievler'de 2015 yılı, bir dönem İçişehir'de oluyor yılı. Kuyumcukent'te başkan vekilliği, işte orada onları bırakıp memleketimize, beldemize, doğduğumuz, büyüdüğümüz yere hizmet etmek için kolları sıvarıp geldik elhamdülillah. Gerçekten çok büyük projelerimiz var. Mesela bir sürü projemiz var. Demirci için olmazsa olmaz 100 yıl projesi. Artı bir millet bahçesi projemiz var. O yollarını falan açtık elhamdülillah. Nereye düşünüyorsunuz başkanım? Tam bizim tarihi 5000 yıllık bir tarihimiz var bizim bölgede. O mağaranın tam zirveye aşağı yukarı deniz seviyesinde 1800 metre yüksekte bir yer. Bütün her yere hakim olan bir tepe. Oraya inşallah güzel bir şekilde Bahçelievler'de nasıl bir sosyal tesis varsa aynısını biz de inşallah Demirci'ye kazandıracağız. Projelerimiz çok büyük. Serebenle alakalı büyük projelerimiz var. Ondan sonra bir gölet projemiz var inşallah. İşte göleti nereye görüyorsunuz? Göleti Boğazçay'da bir yerimiz var. İnşallah oraya mesir alanı gölet bir projemiz var. Bir de biz tabii ki bu makama 4 aydır ben oturmadım. Bu 3. günümüz. 3 gün önce kıymetli vekillerimiz geldi. Bizim bu yolumuz vardı. Dedim ben bu yolu yapmadan inşallah bu koltuğa oturan bir yolda söz vermiştim. Onlar da Allah razı olsun. Sizlerin aracılığıyla Yusuf Beyazıt'a, Cüneyt Aldemir'e, Mustafa Arslan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Bizim yolumuzun sözünü verdiler. Burada Zafer Sırakaya'nın da hakkını yememek lazım. Genel Başkan Yardımcımız. Allah ondan da razı olsun. Gerçekten biz buraya bereketle geldik diye düşünüyoruz. Bizim geldiğimizde oturmaya koltuğumuz yoktu, bir iğnemiz yoktu. Yeniden bir belediye oluşturduk elhamdülillah. Çok güzel gidiyoruz. Mesela bizim beldemizin 30 yıllık sorunu vardı. Bunu da tamamen elhamdülillah çözdük. Şu anda su sorunu diye %90. Çok önemli bir şey aslında. Su sorunumuz bitti. İşte yollarımız var, yollarımız açıyoruz. Hedef şu, bana bazı siyasi büyüklerimiz diyor ki ya çok hızlı gidiyorsun. Evet, ben çok hızlı gidiyorum. Nedeni şu, ben yarın ölebilirim. Çünkü ölümün hiç garantisi olmadığı için. Onun için en azından arkamızda eserler bırakarak inşallah. Ne güzel diyerekten öyle düşünüyoruz. Bir de bilmiyorum bu beldelerde bu arada var mı, makam aracı olmayan, makam şoförü almayan, kendi aracıyla hareket eden bir kardeşimiz olaraktan, ben belediye başkanı olaraktan tabii ki mevlamıza bu nasip etti ama biz vakıf malının ne olduğunu bildiğimiz için devletin tasarruf tedbirlerini de göz önünde bulundurarak biz kesinlikle makam
aracı da almadık, makam şoförü de almadık aynı yüzden. 1-2 yıl böyle gidecek inşallah. Çok büyük hedeflerimiz var. Ben tekrar sizlere gerçekten çok teşekkür ediyorum kardeşim. Seni de çok seviyorum Allah için, biliyorsunuz zaten. Ben teşekkür ederim. Evet başkanım, gerçekten çok güzel konularla değindi. Özellikle bu son söyledikleri beni de bir ayrı duygulandırdı. Tabii ki makam mevki için gelmedik. Kesinlikle. Hizmet için geldik dedi. Biz de İstanbul'da ben ilk öğrendiğimde çok mutlu oldum yani. Çünkü buralarda bizim yöremiz, bizim memleketimiz. Bizim memleketimize hizmet gitmesi bizleri de mutlu eder tabii ki. Kesinlikle. Mustafa Başkanım'ın da bu işe talip olduğunu öğrenince çok mutlu oldum. Hatta İstanbul'u aramıştım. Bizden ziyarete geleceğim demiştim. Evet. Rabbim nasip etti. Sözümüzü tuttuk. Ziyarete geldik. Başkanımın ilgisinden, arkasından da çok mutlu olduk. İnşallah. Başkanım başarılar diliyoruz. Senden güzel projeler bekliyoruz. İnşallah. İnşallah. İnşallah örnek hedefimiz teşkil eder. Çok büyük. Allah'ın izniyle inşallah. Diyorum ya, mahçelerde ne varsa demirci de olmalı. Tokat merkezinde ne varsa demirci de olmalı. Çünkü bu insanlar hak ediyor. Bizim insanlarımız biraz da vefalı. Her şeyi devletten beklemiyoruz. Evet. Mesela şurada bir yol yaptık. 7000 metre parktaş yaptık biz. İş adamları sayesinde yaptık. Yani devletin kasasından, belediyenin kasasından bir kuruş çıkarak o iş adamları üstlendi ve o yolda bitirdi elhamdülillah. Yasin yolu dediği yolumuza. Şimdi inşallah tabii ki Sever'in tarafına asfalt yapıyoruz. Allah nasip eder, o da başlayacak. Baydallı demircilerde asfalt oluyor. Bazı yollar açtık 13-14 metre. Bizim hedefimiz inşallah demirciliği layık olduğu yere konumlandırmak. Tokat'ta bir bayram. Yakıştı sana başkanım. Allah razı olsun. Ben tekrar çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Görevde başkanım. Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Yolu çamur geçilmez, yolu çamur geçilmez.